YouTube izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Evet, şimdiki videomda Acun Ilıcalı programlarını konuşacağım. Acun Ilıcalı programları nedir, ne değildir? Sizlerin de bildiği gibi Acun Ilıcalı çok başarılı ve vergi rekortmeni, şu anda bayağı bir servet sahibi, televizyoncu ve yapımcıdır. TV8 sahibidir biliyorsunuz, kanal sahibidir kendisi. Acun Ilıcalı yayıncılık hayatına nasıl başladı? Acun Ilıcalı yayıncılık hayatına Televole muhabirliği olarak başladı. Daha sonra ise çeşitli programları sunarak yükselmeye başladı. Onun hep televizyonda dinlediğim röportajları sırasında aklıma kalan şeyler şudur. Nedir? Dünya çapında maç vardı, ona gitmedim, basın kartım çıkmadı ve nedir? Kanala şöyle bir teklif götürdüm. Acun Kurarda isimli programı sunmaya teklifini götürdüm. Ve beni o zamanın genel müdürü sağ olsun kırmadı. Beni destekledi, gittim. Acun Kurarda isimli programı sunmaya başladı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Acun Kurarda programı sunulurken üniversitede bir arkadaşım bana şunu söylemişti. Ya dedi, Acun diye birisi çıkmış. O kadar çok güzel programları var ki, çok güzel programlar yapıyor. İşte herif dünyanın birçok yerini geziyor. Çok güzel yerler görüyor demişti. Öyle işi herkes yapmak ister demişti. Ben de evet demiştim. Çünkü dünyanın her yerini gezmek, dünya turuna çıkmak herkesin hayalidir diye düşünüyorum. Acun Kurarda ile gerçekten gezmediği de ülke kalmamıştı. Hatta kendisi katılmış olduğu bir programda şunu söylemişti. Abi dünya bitti demişti. Çünkü bunlar gerçekten çok güzel işlerdi. Onun haricinde Acun Ilıcalı'nın yapmış olduğu diğer programlardan bir tanesi ise Var Mısın Yok Musun bu. Tabii ki ufak çapta yarışma programları sunuyordu, sizlerin de bilmiş olduğu gibi. Var Mısın Yok Musun isimli programda Acun Ilıcalı, biliyorsunuz Hamdi Bey vardı telefona bağlanan, yarışmacılar vardı karşılıklı. Orada kutuları açıyorlardı. O kutularda en fazla parayı açtırmayan kişi kazanıyordu yarışmanın sonucunda. Onun haricinde Acun Ilıcalı sürekli reyting getiren programlar yaptı. Bunlardan en önemlisi Survivor'dı. Biliyorsunuz Survivor'da işte adaya gidiyorsunuz. Orada yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Survive zaten hayatta kalmaya çalışmak demektir. Nedir? Aç kalıyorsunuz, susuz kalıyorsunuz, işte orada yaşam mücadelesi veriyorsunuz, yeteneksizsiniz programını yaptılar yıllarca. Yeteneksizsiniz programında işte değişik sanat alanlarındaki yetenekli kişileri seçmeye başladılar. Nedir? Jüride kimler vardı? Hülya Avşar vardı, Ali Teren vardı. Jüri zaman içerisinde değişti tabii ki. Son zamanda O Ses Türkiye'yi yapmaya başladılar. Yeteneksizsiniz Türkiye'de ise özellikle en fazla izlenen program oldu Yeteneksizsiniz Türkiye. Çünkü neden? Program formatı gereği zaten program neredeyse bütün ülkelerde yapılan bir program Yeteneksizsiniz Türkiye'nin. Farklı versiyonlarına YouTube'dan bakarsanız, izlersiniz, görürsünüz sevgili izleyiciler. İnsanların ilgisini çekiyordu. Yani insanlar işten geldikleri zaman Yeteneksizsiniz'i izleyerek "Aa bunu yapıyor, işte bacağını nasıl kaldırıyor ya da hangi akrobatik hareketler yapıyor ya da sihirbazlık hareketleri yapıyor" gibi izlemeye izlemişsinizdir. Değişik sahne performanslarını mutlaka izlemişsinizdir sevgili izleyiciler. Evet, onun haricinde Acun Ilıcalı hep böyle reyting aldıran, kendisini izlettiren programlar yaptığı için ve para getiren programlar yaptığı için sonunda servet sahibi olmayı başardı. Ve TV8'i satın almıştı. TV8'i satın aldığında haber yapmayacağını söylemişti. Genelde eski formatlarıyla devam edeceğini söylemişti. Evet, şu anda mesela O Ses Türkiye var. O Ses Türkiye'de kim var? Beyazıt Öztürk var, Hadise var, Seda Sayan var, bildiklerim. Acun Ilıcalı zaten var. O Ses Türkiye'nin formatı neydi? Yarışmacıyı dinliyorsunuz.
Oradaki işte şarkıcı düğmeye basıyor. Ben bu yarışmacıyla çalışmak istiyorum diyor. Arkasını dönüyor. Yani sesinin çekiciliğine, sesinin rengini beğenmesine göre dönüş yapıyordu biliyorsunuz. Tabii ki albüm yapan var mıdır, yok mudur? Bu tartışılan bir olaydır biliyorsunuz. Acun Ilıcalı hızlı ve anlaşılır zekasıyla, aynı zamanda insanın halinden anlayan televizyonculuğuyla diğer arkadaşları tarafından da beğenilen bir ve istenilen, yanında kendisini rahat ettirildiği bir televizyoncu. Bunları nereden biliyoruz? Sizin de bildiğiniz gibi basın açıklamalarından hepimiz biliyoruz. Nedir? Siz bir insanla çalışıyorsanız tabii ki de yanında rahatsanız daha rahat hareket edersiniz. Fikir alışverişinde bulunursunuz. Beyin jimnastiği yaparsınız. Beyin jimnastiğinden kastı nedir? İşte bu program şu kişiye olur. Bu program öbür kişiye olur. Örnek veriyorum. O Ses Türkiye'ye şu kişi yakışır. Survivor'a şu daha iyi gider gibi kritik yapmaktan bahsediyorum. Bu tarz programların genelde formatları nelerdir? Tabii ki format alışverişinde dışarıdaki ülkelerle alışveriş içerisinde bulunur. Tabii ki bunları onlara sormak lazım. Neyi nereden aldıklarını, işte neyi ne şekilde pazarladıklarını, neyi ne şekilde karar verdiklerini birebir onlara sormak gerekir. Ama tabii ki şimdi şöyle bir olay da var. Bazı yapılan programlarda, mesela Survivor'da nedir? Bu tarz yarışmaların zararı da var. Ne gibi zararı var? Hayatta kalmak derken hep bir rakip oluşturma, yani arkadaşı arkadaşı kötüleme durumu da var. Bu da programın negatif tarafı. Her zaman pozitif tarafı yok. Yeteneksizsiniz. O Ses Türkiye, bunlar pozitif programlar. Çok fazla negatif bir program, insanları negatifize edecek tarzda bir programlar değil tabii ki. Var mısın yok musun da bir rekabet vardı. Nedir? Survivor'da bir rekabet vardı. Var mısın yok musun da para rekabeti vardı. Hani en çok para bana çıksın muhabbeti vardı. Ya da okutu bana gel kalsın muhabbeti vardı. Survivor'da ise ne vardı? Hayatta kalma mücadelesi. Şimdi hayatta kalmak için nedir? Kendinize yiyecek temin etmek zorundasınız. Bu yiyecekleri temin etmek için erken kalkmak, yola erken çıkmak, diğerlerinin önüne geçmek, önüne fark atmak zorundasınız. Zaten kapitalist çağının da temeli bu değil midir? Yani nedir? Daha fazla parası olan daha iyi yaşar. Az parası olan ise ya ölüme terk edilir ya da daha az standartlarda yaşar. İyi yaşa, iyi para iyi yaşamanın temel koşuludur. Ama şöyle bir şey açılım ortaya çıkmıyor. Çok çalışmanın da çok para kazanmakla ilintisinin olmadığını görüyoruz. Bu sizin çalıştığınız sektörlere göre değişiyor. Yaptığınız işlere göre de değişiyor, öyle değil mi? Bundan bu tarz sonuçlar çıkıyor. Evet, Acun Ilıcalı bunların yanı sıra aslında genelde herkese şans vermeye çalışan bir televizyoncu. Yani her projede aynı kişiyi çok görmek istemeyen bir insan. Farklı projede farklı kişilerle bir araya gelmeyi tercih eden bir insan. Bu da mantıklı çünkü insanlar belli bir de sonra aynı kişilerin izlemekten, aynı kişilerle program yapmaktan sıkılabilirler. Yüzleri eksir, eskir. Nedir? Bunu çok böyle insanları sıkmadan, hani çok böyle bunaltmadan gerçekleştirmek gerekir. Evet, onun haricinde nedir? Diğer projelere de açık olan bir televizyoncu ama tabii ki başarılı bir televizyoncu olduğu için kendisine akşama kadar çok proje yağan bir insan. Ama sizlerin de bildiğin gibi hayatta bütün projeleri gerçekleştirmek ve herkesin her istediğini gerçekleştirmeye çalışmak da mümkün olmayan bir durumdur. O yüzden akıllı mantıklı, insanlara pozitif enerji veren, insanları izlediği zaman sıkmayan ve insanlara öğretici ve eğlendirici, aynı zamanda onları motive edici projeler yapmak en mantıklısıdır diye düşünüyorum. Genç nesil çağı olarak düşünün, Acun Ilıcalı 36 yaşında vergi rekortmeniydi. Acun Ilıcalı'nın geçmişine bakacak olursanız, televizyonculukla daha önceden hiç alakası yokken, kod ticareti yaparken, kod ticaretinde kendisinde anlattığı gibi batıp televizyonculuk sektörüne girip
daha sonradan işi rast giden bir insan. Yani hayatın gerçekten nerede ne şekilde sürprizler karşınıza çıkarabileceği, paranın ne zaman geleceği şans meselesi. O yüzden Allah hepimizin yolunu açık etsin diyorum. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.